Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet geçtiğimiz hafta doğan yengeç yeni ayının etkilerini bu hafta yavaş yavaş hissetmeye, deneyimlemeye başlayacağız. Güneşle beraber Merkür ve Mars da yengeç burcunda sizin 6. ev alanınızda ilerliyor şu sıralarda. 6. ev günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, uğraşlarınız, detay gerektiren konular, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, genel anlamda sağlığınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, beslenmenizle alakalıdır. Bu kadar gezegen yengeç burcundayken bu alanlarda bazı yeni düzenlemeler yapabilirsiniz, yenilikler yapabilirsiniz. Balık burcundaki Neptün'ün hafta başında güzel açılısı olacak, özellikle Merkür'e ve Mars'a. Bu da kendi özellikle beslenme düzeninizde bazı güzel faydalı değişimler yapabileceğinizin işaretçisi. İş ve mesleğinizle ilgili yine güzel gelişmeler, bağlantılar olabilir ki bu da size parasal kazanç getirebilir şu dönemde. Hafta sonunda ise biraz daha Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un sert açıları olacak Merkür'e ve Mars'a. Sağlığa biraz dikkat etmekte fayda var. Özellikle mide, sindirim sistemi hassas olabilir. Beslenmenize dikkat edin, kendinizi fazla zorlamamaya çalışın. Yanınızda çalışan kişiler varsa, hizmet aldığınız kişiler varsa onlarda da ilişkilerde biraz böyle agresyon oluşabilir ya da gereksiz manipülasyonlar oluşabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Haftanın ilk günlerinde özellikle pazartesi ve salı günü ay aslanda olacak. İlişkileriniz öne çıkarken eşiniz ve partnerinizle ilgili konulara da daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hafta ortasında ay başakta, çarşamba ve perşembe günü parasal meşguliyetler öne çıkıyor. Para kazanma, faturalar, ödemeler, bütçe hesapları ya da bu anlamdaki bazı kaygılar gündemde olabilir. Hafta sonu cumadan itibaren ise Ay Terazi burcunda sizin için daha rahat bir enerji verecek. Duygusal durumunuz rahatlayacak. Bu da biraz daha böyle keyif aldığınız konulara, hobilere, spora, kültürel faaliyetlere, gezilere, seyahatlere zaman ayırabileceğinizi işaret ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.